53. deneme. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur denmiş. Bakalım. Hadi söyle bana, müziği seversin sen. Bana ve sanat sözcüklerini gördüğümüz zaman hemen ona dikkat edelim. Ünlü değişimi diyoruz buna. Sen, ben şeklinde ünlü değişimidir bu. Seversin sen. Müziği, müzik. Burada ünsüz değişimi var. Yumuşama yani. Nasıl çalar insan hapishanede? Nasıl kelimesinde birleşik bir sözcük bu. Ne asıl? Burada ünlü düşmesi var. Çalar insan hapishanede ağrılardan, sızılardan sonra ufacık hücresinde bir başınayken. Ufacık derken ufak, ufakçık, ünsüz düşmesi de vardır. Ünlü daralması yoktur. Ünlü daralması biliyorsunuz başlıyor örneğinde olduğu gibi. Yor ekinin kendinden önce gelen AE'leri I'ye daraltması demek. Yanıt Edirne. İkinci soru, hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? O zamanlar saat 24.00'da televizyon yayını sona ererdi. Bu yanlış. 24.00 olanlarda onları dahil etmiyoruz okumaya. Bunu 24'te şeklinde yazıyoruz. 24'te şeklinde yazıyoruz. Zaten söylerken de 24.00 demeyiz. 24'te deriz. Ama ondan sonra mesela 24.15'te deriz örneğin. 24.15'te yani 00 dışında başka bir şey varsa onu da okuruz yani. Nasıl okuyorsak öyle sonuç olarak. Ama hani o bu karışık geliyorsa 00'ları dahil etmiyoruz. Bu yazım yanlışıdır. Açlık grevinin 12. gününde 12. 12. 12 zaten i ile bitiyor. Şuradaki i fazlalıktır. Bu da yanlıştır. Her 3 dakikada ölümlü bir kaza yaşanıyor ülkemizde. Küçük harfle yapılan kısaltmalardan sonra nokta konur ve ek de onun uzun okunuşuna göre getirilir. Bu doğru bir yazımdır. O yüzden burada yazım yanlışı yoktur. Koşunun genellikle 20. kilometresinden sonra yarışı bırakanlar olur. Burada uluslararası ölçü bilimi var. Kilometre, kilometre, metre, gram gibi uluslararası ölçü bilimlerinden sonra nokta konmuyor. Bunu yazarken 20. kilometresinden diye yazmalıyız. Yazım yanlışıdır bu da. 10.250 liraya mal oldu bize bu kolilerin tanesi. Bu buradaki yazım yanlıştır. Niye yanlıştır? 10.000 derken evet böyle yazılabiliyor ama 250'yi bu şekilde yazamayız. Ya tamamını 10.250 diye bu şekilde yazmalıyız veya 10.250 bu şekilde de yazılabilir. 10.250 diye. Üçüncü soru. Bu cümlelerde altı çizili sözlerin hangisi sıfat görevinde kullanılmamıştır? Şimdi burada müdür sarışın, basık kafalı, kısa boylu bir İngilizdi. Ay suratlı ve geniş omuzluydu. Bu sıfat değildir. Eğer şey olsaydı, ay suratlı ve geniş omuzlu biriydi dese mesela, o zaman olabilirdi, sıfat olurdu. Ama bu şekilde, aynı şekilde bakın mesela müdür sarışın, basık kafalı, kısa boylu bir İngilizdi derken, işte sarışın İngiliz, basık kafalı İngiliz, kısa boylu İngiliz, bunların hepsi mesela sıfat olmuş. Ama şu İngiliz olmasa, müdür sarışın, basık kafalı ve kısa boyluydu demiş olsa, bunlar da sıfat olmazdı. Sonuç olarak ay suratlı şu anda sıfat görevinde değildir. Devam edersek yüksek, gümbürdeyen bir sesle. Yüksek ses, gümbürdeyen ses ve bir ses şeklinde. Bunlar sıfattır. Yüksek ve bir sıfattır. İlgisiz bilgi ve istenmeyen tavsiye madeniydi. İlgisiz bilgi nasıl bilgi? İlgisiz bilgi. Bu da bir sıfattır. İstenmeyen tavsiye madeni. İstenmeyen tavsiye. Bu da bir sıfattır. Sonuç olarak ay suratlı sıfat değildir. Yanıt Adana. Dördüncü soru, bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde isim, fiil, sıfat ve zarf fiil her üçüne birden örnek vardır? Shukugawa'da otururken bir gün bir kediden kurtulmak için sahile gitmiştik. Burada otururken var zarf fiil, mak var isim fiil ama sıfat fiil yok. Yavru değildi, yaşlıca bir dişi kediydi ama ondan neden kurtulmak istediğimizi isim fiil ve sıfat fiil var. Tam hatırlayamıyorum. Zarf fiil yok burada. Oturduğumuz ev, bu sıfat fiil, ev bahçeli ve bir kedi için ziyadesiyle yeri olan, şu an en sıfat fiil,
İki tane sıfat fiil var burada. Belki başıboş dolaşan bu kediyi sıfat fiil var. Aile mi almıştı? Ve hamile olduğu sıfat fiil bu da. Ortaya çıkınca bu da zarf fiil. Ona daha fazla bakmak istememişlerdi. Bu da isim fiil. Her üçüne birden örnek vardır 4 numaralı cümlede. Yanıt Denizli o yüzden. O zamanlar kedilerden kurtulmak sıradan bir olaydı. İsim fiil. Kimse bunu yaptınız diye sizi kınamazdı. Buradaki diye de zarf fiildir. Başka da yok. O yüzden yanıt Denizli. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Pandemi uzadıkça göç duygusu içime yerleşti. Nokta. Başka bir şey düşünemez oldum. Nokta. Bir sabah kendimi kolileri hazırlarken buldum. Nokta. Çok az şey almaya karar vermiştim zaten. Burada iki nokta olacak çünkü yanına alacağı şeyleri sıralayacak belli ki. İki nokta. Kitaplar, tablolar ve birkaç parça kıyafet dedikten sonra bu örnekler sürdürülebilir mi diye düşünelim. Hayır. Aldığı her şeyin, yani aldığı şeylerin tamamını buraya sıralamıştır. O yüzden bunun sonunda da nokta gelmelidir. Yani ne olmalıdır? 4 tane nokta, bir tane de 2 nokta olmalıdır. 6. Bir öge sorusu. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru gösterilmiştir? İnşaat malzemesi olarak betonarmenin yaygınlaşmasıyla ahşap yapı malzemesi olarak gözden düşmüştür. Ne ahşap? Yani buradaki soruları söylüyorum. Ne zaman inşaat malzemesi olarak betonarmenin yaygınlaşmasıyla? Ne zaman? Nasıl gözden düşmüştür? Yapı malzemesi olarak. Dolayısıyla özne, zarf tümleci ve yüklem var burada. Yani gözden düşmüştür. O da yüklem. Tabii şimdi bunu sırasına göre dediğine göre önce şey var. Önce zarf tümleci var. Sonra özne var. Sonra bir tane daha zarf tümleci geliyor. Sonra da yüklem geliyor. Yani şurada gösterelim. Gözden düşmüştür yüklem. Gözden düşenle ahşap özne. Özne. Ne zaman gözden düşmüştür? İnşaat malzemesi olarak betonarmenin yaygınlaşmasıyla. Zarf tümleci. Nasıl gözden düşmüştür? Yapı malzemesi olarak. Zarf tümleci. Dolayısıyla zarf tümleci özne, zarf tümleci yüklem şeklindedir. Yanıt Denizli. 7. soru. Hangilerinde ek eylem kullanılmıştır diyor. Ek eylem biliyorsunuz ya çift kipli eylemlerde olacak veya yüklem durumundaki isimlerde olacak. Adonis 1930'da Suriye'de doğdu. Bu eylemdir ama basit zamanlıdır. Bunda yok. 1961'de Lübnan vatandaşlığına geçmeden önceki adı Ali Ahmet Said'ti. Evet, Ali Ahmet Said'ti. Burada yüklemdir. Bir isim yüklem olmuştur. İki de var. Beyoğlu Üniversitesi'nde Arap Edebiyatı öğretmenliği yaptı. Burada fiil var. Bu fiil tek kiplidir. Bunda yoktur. 1989'da UNESCO'nun Arap Devletleri Birliği'nde görevli delege oldu. Burada da fiil var. Olmak. Basit zamanlıdır. Burada da yoktur. Beyrut'ta şiir ve mevakıf dergilerini kurdu. Yine bir eylemdir. Basit zamanlıdır. Bunda da yoktur. Bu dergiler Arap şiirini geleneksel kalıplardan kurtarma ve yabancı şiirleri tanıtma amacını güdüyordu. Güdüyordu eylemdir ve çift kiplidir. Şimdiki zamanın hikayesidir. Görüldüğü gibi güdüyordu. Çift kiplidir. Bu nedenle 2 ve 5'te ek eylem kullanılmıştır. Yanıt Ceyhan. 8. soru. 6 sizde sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır diyor. İsveçli lığlı bir yapım ekidir. Tarafından kelimesinde yoktur yapım eki. Tarafından ileri sürülen, sürmekten sürülmek yapım eki almıştır. En de yapım eki zaten. Sıfat fiil eki. Sonra kelimesi türemiş bir kelimedir. Sondan sonra şeklinde. 4. ve 5. kural. Kural da kurmaktan kuraldır. Burada da yapım eki vardır. Yanıt Bursa. 9. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? Birincisi öznesi ortak sıralı cümledir. Günün akşama yakın saatlerinde rüzgar çıkar. Tepelerden aşağıya doğru estikçe yoldaki yaprakları, kelebekleri de kucaklayıp götürürdü. Burada götürürdü ve çıkardı. Götüren ve çıkan nedir? Rüzgardır. İki tane yüklem var ve ortak bir öznesi var. Dolayısıyla Adana söylenebilir. İkincisi devrik bir gerçek soru cümlesidir. Böyle mi başlamalı bir öyküye? Evet, gerçek sorudur ve devriktir. Yüklemi sonda değildir çünkü. Bu da doğrudur.
Üçüncüsü eksiltili bir cümledir. Çocukluk dönemimde okuduğum o romandaki gibi hep neşeli şeyler anımsama isteği benimkisi. Burada aslında bu cümle şöyle yorumlanmalıdır. Benimkisi, bu devriktir, bu öznedir mesela. Benimkisi, çocukluk döneminde okuduğum o romandaki gibi hep neşeli şeyler anımsama isteği. Bunun tamamı yüklemdir, isteğidir şeklinde. Burada dir düşmüştür. Yani dolayısıyla bu eksiltili bir cümle değildir. Bu bir yüklem var çünkü. Yüklem olduğu zaman eksiltili olmuyor. Dördüncüsü girişik bileşik cümledir. İçinde fiilimsi olması gerekiyor biliyorsunuz. Rüzgarı ve çayırları düşününce sonsuz bir özgürlük alanı bulmuş gibi hissediyorum kendimi. Evet, içinde fiilimsi vardır. Düşününcedeki zarf fiildir. O yüzden D de söylenebilir. Beşinci cümlede yan cümle özne görevindedir. Anlatacaklarım bir rüya anı kadar kısa sürebilir oysa. Sürebilir yüklem, sürebilenle anlatacaklarım özne. Kendi içinde bir nedir bu? Fiilimsi vardır. Sıfat fiildir. Dolayısıyla yan cümledir aynı zamanda. Yan cümlesi özne görevindedir. Yanıt Ceyhan. 10. soru hangisinde farklı biçimde kurulmuş bir bileşik eylem vardır? Burada bakalım zorlanamaz demiş. Zorlanmak var, olumsuzluk var. Olumsuzlukla eylemin kendisi arasında AE varsa bu abil ebil anlamına geliyor. Bu da onun yeterlilik eylemi olduğunu, kurallı bileşik bir eylem olduğunu gösteriyor. Kurallı bileşik, şöyle yapayım. Kurallı birleşik bir eylem. Maske takmama ile ilgili uygulanan para cezaları çıkarılacak yasayla iptal ediliyor. İptal edilmek yardımcı eylemle oluşan bir bileşik eylemdir. Olağanüstü koşullarda kişilerin özgürlükleri yasalar çerçevesinde sınırlanabilir. Abil ebil var burada da görüldüğü gibi yeterlilik eylemidir. Kurallı bileşik eylemdir. D'de yaralı ayı yavrusu tedavisi ve bakımı yapıldıktan sonra doğaya salıverilecek. İver eylemi var burada. Tezlik eylemi. O da kurallı bileşik eylemlerden birisidir. Bu hikayeler yüzlerce yıldır Anadolu'nun her yerinde anlatıla gelmiştir. Agel egel sürerlilik eylemidir. O da kurallı bileşik eylemlerdendir. Yanıt bu yüzden Bursa.